Diyeceğim arkadaşım kaç tane kalmış. Emre, üzülmeyeyim ona. Geliyor. Çok haklısınız. Her şeyden önce inanamıyorum. O kadar mutluyum ülkeme döndüğüm için. Bu mübarek Ramazan gününde Türk halkı namazında, niyazında benim için dua etti, şifa dilekleri yolladı. Beni çok mutlu etti. Bana güç kattı. Sabırla tedavinin yürümesini bekledim. Çok şükür bugün sağlıkla ülkeme döndüm. Bir iki ay bir nekat dönemim olacak. Daha henüz normal yaşam için hazır değil bünyem. Önemli bir ameliyat geçirdim. Tesadüfen kansere rastlandı. Duyduklarınız, bildiklerinize ben ilave yapabilirim. İsterseniz baştan anlatayım. Bir kaza geçirdim. Geçirdiğim kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım maalesef göğüs kanseri ameliyatı olmak için Amerika'daydı. Israrla anne bir röntgen çektirelim hiç olmazsa dedi. Röntgende evet omurgamda bir kırık ama akciğerimde bir nodül tespit edildi. Bu sefer de normal rutin muayeneye gittim ve ne yazık ki o nödülün yanında hiç umulmadık, beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi ve hemen acil ameliyata girdim. Öncesinde biyopsi yaptılar. Biyopside tabii teşhis koydular. Biyopsi esnasında çok nadir görülen bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık. O nedenle hastanede kalma sürem çok uzadı. Ve çok şükür döndüm ülkeme. İlk defa ülkemden bu kadar uzak kalıyorum. 40 gündür yurt dışındayım. Minnet duygularımı bana dua eden, bana sevgisini yollayan, şifa dilekleriyle beni motive eden herkese, başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız olmak üzere bütün sevgili arkadaşlarım, dostlarım, tanıdığım, tanımadığım herkese, bütün Türk halkına, yüreklerinde bana yer açan, o tertemiz dilekleriyle dua eden bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam ödeyemem. Bu borcu ödeyemem. Erken teşhis olduğu ve hemen ameliyat olduğum için lenf bezlerine sirayet etmemiş kanser. Dolayısıyla bundan sonra kemoterapi ya da radyoterapi görmek ihtiyacım yokmuş doktor. Yani insan sevinçten ağlar mı? Sevinçten, mutluluktan gözyaşları döktüm. Karşılaştım ki etkilenmemek mümkün değil. Bildiğiniz gibi akciğerimiz 5 parçadan oluşuyor. Sol tarafta 2 parça, sağ tarafta 3 parça. Üstten büyük lobu aldı. Alttaki 2 küçük lob halen duruyor. Bütün lobu almasının nedeni de sirayet etmeden hastalık, erken müdahale etmek. Emrah. Medya. Bu da bizim için. Peki. Beraber buradayız, pardon. Bir dakika, bana izin verir misiniz? Arkadaşlar sema çekecek. Biz puanı yakalamışız, bırakmayın. Evet, 1-2-3 tıp. Çok şükür. Çok sevdiğim ülkeme döndüm. Hem de sağlıkla. Güle güle git. Haberdi. Hadi hoşçakalın. Tamam. Seyhan.
Hülya Hanım hoşça kalın. İyi dinlenmeler. En yakın zamanda görüşmek. Tamam, bir saat geri. Beyaz yapıyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.